Kanal 3 ekranlarından günaydınlar efendim. Duyguyla Keyif Kahvesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Her sabah olduğu gibi bu sabah da birbirinden değerli konuklarımızı stüdyomuzda ağırlamaya devam ediyoruz. Bu sabahki stüdyo konuğumuz Pamuk Şekerleri Gündüz Bakım Evi Kurum Müdürü Havva Özay oluyor. Havva Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk Duygu Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. İlk olarak sizleri tanıyarak başlayabilir miyiz? Öncelikle programımıza beni davet ettiğiniz için size ve Kanal 3 ekibine çok teşekkür ederim Duygu Hanım. Ben Havva Özay, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Erzurum Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişim ve Eğitim Bölümünden mezun oldum. 25 yıllık meslek hayatımda işini seven, çocukları çok seven, çocuklarla mutlu, iyi ki dediğim bir mesleği yapıyorum şu anda. Evet. Ki iyi ki çocuklarım var. Şu anda da Özel Pamuk Şekerleri Gündüz Bakım Evi'nde kurum müdürü yapmaktayım. 25 yıldır bu işin içindeyim ve çocukları dediğim gibi çok sevdiğim için işimi de çok severek yapıyorum. Evet. Benim amacım çocuklara eğlenerek, öğrenerek mutlu çocuklar yetiştirmek. Evet Havva Hanım, çocukları çok seviyorum dediniz. Biz de dün bizzat şahit olduk. Birazdan yine ekranlara ederim. Getireceğiz çekimlerimizi. Her türlü çocukla çocuk oluyorsunuz. 2 yaşa gidiyorsunuz, 2 yaşında oluyorsunuz, 4 yaşında yine aynı şekilde. Çocukları gerçekten ne kadar sevdiğinizi biz dün bir kere daha görmüş olduk. Bugün teşekkür okul ederim. Öncesi eğitim üzerinde ben durmak istiyorum. Peki okul öncesi eğitim nedir Havva Hocam? Okul öncesi eğitim ve kreş çocuğun doğumdan itibaren ilkokula kadar, ilk öğretime kadar hazırlandığı bir süreç Duygu Hanım. Peki amacı nedir okul öncesi? Okul öncesinde eğitimde çocukların beden, zihin, duygu gelişimi, iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, çocuğun benlik kavramını, kendini ifade etmesini, özgüvenini artırmak ve kendine güvenen, bağımsız bir kişilik yaratmasına yardımcı olmak için okul öncesi eğitim önemlidir. Aynı zamanda yaratıcılığının ve hayal gücünün gelişmesi burada çok önemli. Evet. Ne kazandırdığını sorduk, yine siz amaçları da açıkladınız. Peki genel olarak değerlendirdiğimiz zaman çocuklarımız okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim aldıktan sonra çocuklarımızda ne gibi kazanımlar oluyor, ne gibi değişikliklerle karşılaşıyor çocuklarımız? Okul öncesi eğitim sayesinde çocuklarda psikomotor gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi, sosyal gelişimi, duygusal gelişim alanlarında daha başarılı olmaktadırlar. Evet. Bunun yanında yine aynı zamanda öz bakım becerileri gelişimi desteklenmekte. Evet anladık. Peki bazen çocuklarını özellikle aileler ana sınıfına göndermeye gerek yok. Hani böyle bazen geçiştirme gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Peki sizce okul öncesi eğitim zorunlu olmalı mıdır? Yani zorunlu olması bizim açımızdan, çocuklarımız açısından sizce ne gibi faydalar sağlayabilir? Şimdi okul öncesi eğitimi evet zorunlu. Yani bana göre zorunlu. Evet. Neden? Aile içi desteğin tek başına yetmediği, çocuğun kendi yaşıtlarıyla birlikte olabileceği, bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlıklı sürdürebilecekleri bir ortam olması lazım açıkçası. Ben hep şunu söylerim, çocuk çocuğun aynasıdır. Evde farklı bir ortamda, okulda farklı, evde çok uslu olan bir çocuk mesela okulda daha hareketli olabiliyor. Ya da işte okulda hareketli olan evde daha sakin olabiliyor. Bunun için çocuğun gelişimini tamamlaması için okul öncesi eğitim gerekli ve zorunlu eğitim olarak görüyorum ben. Evet Havva Hocam, sizler 25 yıldır bu sektörün içindesiniz, öğretmenlik yapıyorsunuz. Evet. Şimdi bazı çocuklar ana sınıfına başlamadan, okul öncesi eğitim kurumlarına başlamadan direkt birinci sınıfa başlıyor. Bazı çocuklarımız da yine kreşe başlıyor. 2 yaşından neredeyse 6-7 yaşına kadar kreşlerde eğitim görüyor. Peki iki çocuğu kıyaslayacak olursak hangisi daha avantajlı olabilir sizce? Şimdi okul öncesi eğitim alan bir çocuk bana göre daha avantajlı. Evet. Çünkü orada öz bakım becerileri gelişiyor, dil gelişimi gelişiyor, sosyal ve duygusal alanda her şeyden önce kendine güvenen bireyler yetişiyor. Evet, öbür türlü aileler, özellikle anneler çocukların çok fazla arkasında duruyor. Ayakkabısını giyemedi, ayakkabı giydireyim. Yine tabletler, telefonlar çocukların maalesef elinde. Hadi oğlum, hadi kızım yemek ye. Aileler hani çocuklarına kıyamadıkları için bu gibi yöntemlerle yemek yedirmeye ya da oyun oynatmaya çalışıyorlar. Peki bu yöntemler çocuğumuza zararlar verir mi? Verir, çünkü bir alışkanlık haline gelir. Evet. Bana göre şu şekilde, aslında bırakın çocuk aç kalıyorsa bir gün aç kalmayla ölmez. Kesinlikle. Yani ama daha sonra yine aynı yemeği koyduğunuzda çocuğun önüne mutlaka onu yiyecektir. Çok ağlayan bir çocuk, bizde şu vardır mesela anne baba olaraktan.
aman ağlamasın, aman sussun ya da işte hepimiz çalışıyoruz, yorulup geliyoruz. Aman otursun, bir televizyon izlesin, tablet alsın. Yanlış. Ben hep şunu söylerim, yıllardır da bunun arkasında durdum. Eve geldiğinizde çocuklarınızla en az yarım saat vakit geçirin. İnanın zaten o çocuk bırakacak sizin ayaklarınızda, peşinizde dolanmayı bırakacak. Yani çocuklar da gün boyu yoruluyorlar. Yine anneler de babalar da tabii ki haklılar, gün boyu yoruluyorlar ama hani 24 saatin en az bir yarım saatini çocuklarımıza ayırmak çok büyük bir süre değil. Bizleri çok da yormaz ama dediğiniz gibi artık. Ama hani, çocuğun gelişimi için bu çok faydalı. Yani çocuklarla birlikte ev içinde peki neler yapılabilir? Misal evden geldik, işten geldik, çok yorgunuz ama çocuğumuz da anne baba oyun oynayacağım diyor. Bu gibi durumlarda neler yapabiliriz evlerimizin içerisinde? Ev içerisinde mesela yemek sırasında birlikte masa hazırlanabilir çocuklarla birlikte. Evet. Yine eğitici etkinlikler, puzzle çalışmaları bunlar yapılabilir. Şimdi anneler babalar çocuklarına kıyamıyor. Misal masa hazırlayın dediniz. Şimdi baktığımız zaman zaten çocuklara asla bir sorumluluk yüklememe gibi bir durum söz konusu artık. Ve bakınca yine 18 yaşındaki bir çocuğa bile artık aileler sorumluluk yüklemiyor. O ders çalışsın, o otursun, evet, o yorulmasın, ben yaparım. Peki böyle söylemler sizce doğru olur mu çocuk açısından? Yoksa özgüven eksikliğini ilerleyen yaşlarda neden olacak mıdır? Özgüven eksikliği tabii ki de ilerleyen zamanlarda bu sorun olabilir. Çünkü neden? Sorumluluk almayacak. Evet, şu anki dönemimizde maalesef artık herkes, her çocuk kendi odasına çekiliyor. Evde bir aile ortamı oluşturulmuyor. Bundan dolayı da çocuklar annem yapıyor nasıl olsa, babam kesinlikle yapıyor. Hiçbir sorumluluk alma taraftar değiller. Ama eğer küçük küçük ufak ufak sorumluluklar verirsek çocuklarımıza, hem kendine olan ileriki zamanlarda özgüvenleri gelişmiş olacak. Kesinlikle. Bu daha iyi olur benim için. Ya bazen bakıyoruz çocuk 3-4 yaşında ama ayakkabısını giyemiyor. Annesini arıyor. Annesi olmadan hiçbir iş yapamıyor. Yani yine bir şey tuvalete gidecek oluyor, yemek yiyecek oluyor. Yine anne neredesin sürekli bu şekilde manzaralarla zaten genelde hep anne neredesin sorusuyla karşılaşırız ya. Yani okul öncesi eğitim bu yönden, ne kadar avantajlı okul öncesi olduğunu eğitim görüyoruz. Mesela bizim kurumumuzda 2-6 yaştan başlıyor eğitimimiz. Evet. Ve sabah saat 8'de çocuk geldiğinde sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, ikindi kahvaltısı, uyku saati, yine belirli etkinliklerimiz var. Serbest zaman etkinliğimiz, sanat etkinlikleri, Türkçe dili etkinliği, oyun etkinliği, müzik etkinliği, yaratıcı drama. Çocuk gününü dolu dolu zamanlı geçiriyor. Evet. Akşam olduğunda da zaten anneyle babayla geçireceği süre çok kısıtlı bir zaman. Evet, yani ama hocam. Yine kurumunuz hakkında biraz bilgi verdiniz. Daha detaylı anlatacak olursanız pamuk şekerleri gündüz bakım evi nasıl bir yerdir Hava Hocam? Pamuk şekerleri ve gündüz bakım evi bizim okulumuz butik bir okul. Evet. Yani daha çok böyle nasıl anlatayım size, aile ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Evet, hiçbir çocuğun anne babasının yerini hiçbirimiz tutamayız. Ama daha çok bizimle zaman geçirdikleri için butik bir okul. Etkinlikleri dolu dolu geçen, zamanımızı dolu dolu geçiren bir yine okuluz biz. Yine uyku saatleri de var. Belirli yaş grubunda mesela 3-4 yaş ve 2-3 yaş grubunda uyku saati var. 5-6 yaş grubu ilk öğretime hazırlık olduğu için, çünkü okulumuzda ilkokula hazırlık grubumuz da var bizim. İlkokula tamamen hazır bir şekilde sesli harflerden başlayıp sesli harfleri çok vermemeye çalışıyoruz. Sesli harfleri verip toplama, çıkarma, diğer çocukların kendine olan güvenleri, öz bakım becerileri oturmuş bir şekilde ilkokula hazırlamış bulunmaktayız. Evet, Hava Hocam, şimdi 2 yaştan başlıyor dediniz. Evet. Bakıldığı zaman 2 yaş daha çok küçük. Hatta dün geldik gördük ağızlarında çocuklarımızın emzik bile vardı. 2 yaşındaki çocukları okula adapte etmek zor oluyor mu? Zor olmuyor. Aslında küçük yaş grubu bizim için daha kolay alışan bir grup diyebilirim size. Belirli bir dönem, belirli bir süre, yani en azından bir hafta zorluğunu çekiyoruz. Onun dışında çok fazla zorluk çekmiyoruz. O yaş grubunu alıştırmak daha kolay oluyor bizim yani için. Dikkatlerini dağıtmak ve şunu da söyleyeyim, hani oyun çocuğu olduğu için bunlar zaten benim amacım da eğlenerek öğrensinler. Ve şu var, 2 yaş grubunda hani deriz ya, bu küçük anlamaz, bilmez, öğrenemez. Onlar çok minikler ama yürekleri de kalpleri de inanın kocaman. Ve o yaptığı etkinlikler öğreniyorlar. Çok güzel. Yani bunu anne babalara her zaman söylerim. Çocuğunuza eve gittiğinizde sorarsınız belki ama o cevap vermeyebilir. Bunu en çok oyun esnasında mesela fark edebiliriz.
Evet. Oyun esnasında oradan bir şarkı söyler, bir parmak oyunu söyler ve öğrenmiş olur. Aslında 2 yaş grubu yeteneklerin daha çok keşfedileceği yaş grubu değil evet, mi evet. Allah Hocam? Yani zaten okul öncesinde 0-6 yaşta çocuklara ne verdik? Verdik. Evet hocam. Sonrasında eğitim zaten geliyor. Kesinlikle. Hani akademik başarı, akademik eğitim yönünden çocuklar şu anda biliyorsunuz ki dönemimiz çocuklar bir yarış atı gibi maalesef. Maalesef. Sürekli bir işte o kursa gitsin, bu kursa gitsin, oradan çıksın. Ben istiyorum ki hem eğlensin hem öğrensin çocuklarımız. Artık kurslardan ziyade yani hobilere asla yönlendirmiyoruz çocuklarımızı. Dershaneye gitsin, matematik kursu alsın, Türkçe kursu alsın. Ama mesela, her çocuğun gelişimi farklı kesinlikle. Duygu Hanım. Yani müzik alanında evet. Ya da işte resim alanında yetenekleri olan çocuklarımız da var. Evet, maalesef ailelerimiz bunları göz ardı ediyor. Dün yine sporcularımızı ağırladık. Misal spor alanında başarıları olan öğrencilerimiz olabiliyor. Ama aileler hani hep şu yönden bakıyor. Biraz at gözlüğü takıp bakıyorlar tabiri caizse. Yani çocuğum doktor olsun, avukat olsun, şunu okusun. Hani hep gözümüz yükseklerde. Evet. Aslında bakıldığı zaman misal çocuğumuz çok başarılı bir sporcu olabilir. Dün yine çocuklarımızla sorduğumuz meslekler konusunu işliyordunuz. Çocuklarımıza sorduğumuzda ben ressam olmak istiyorum diyen vardı. Ben müzisyen olmak istiyorum diyen vardı. Aslında aileler bunları göz ardı etmeseler, çocuklara misal resim konusunda kurslar aldırsalar, yine müziğe tabii yönlendirseler, belki ileride çok iyi bir sanatçı olabilirler. Yani ailelere buradan ben sizin de bir uyarıda bulunmanızı istiyorum bu konuyla alakalı. Evet, daha çok dediğiniz gibi işte hani hep belirli meslekler var ya. Evet. Bunlar olsun değil ya. Bırakın yani eğer her alanda her çocuğun yeteneği farklıdır. Evet. Bir de şunu diyorum. Nerede mutlu olacaksa bence o mesleği seçmeli çocuk. Kesinlikle. Yani bir ailenin baskısıyla, zoruyla hiçbir mesleğe yönlendirilmemeli. Kesinlikle. Çok doğru bir. Çünkü ben kendimden biliyorum. Çocukları çok sevdiğim için, işimi çok sevdiğim için ki zaten bizim mesleğimiz mesela okul öncesi inanın çok sabır isteyen bir meslek. Evet. Yani eğer çocukları sevmezseniz, sabrınız olmazsa bu işi yapmak çok zor. Gerçekten çok zor. Çünkü onların her şeysiyle ilgileniyorsunuz ya. Yemek yeme alışkanlığı kazandırıyorsunuz, tuvalet eğitimi veriyorsunuz, öz bakım becerileri gelişiyor. Ondan dolayı da hani ilerleyen zamanlarda çocuk spor dalında mı, sporcu mu olmak istiyor? Hiçbir mesleğimiz kötü değil ki. Evet, herkesin yetenekleri, yani yetenekleri her çocuk da aynı değil. Yani mesela işte bizde bir de şu vardır hani aileler olarak. Kıyaslıyoruz. Kesinlikle. En büyük hatalardan biri. Ya bunu yapmasınlar biri. Gerçekten. Hani iki çocuk bile, iki kardeş bile inanın aynı olmuyor biliyor musunuz Duygu Hanım? Evet, dün misal gördük. Alt sınıfta daha küçük kardeş vardı. Aşağıda evet. Abisi vardı ve baktığımız zaman karakterleri bile farklıydı. Ki yetenekleri bile farklıydı. Biri şarkı söylüyordu, biri resim çiziyordu. Sizler daha iyi şahitsiniz bu durumlara. Ya onları çok iyi gözlemleyebiliyoruz evet. Çünkü okul içerisinde ve gözlemlediğimiz çocukta eğer farklı yetenekler görüyorsak zaten biz velilere söyleyip onların yönlendirmelerini yapıyoruz. Kesinlikle. Yine ailelere buradan tavsiyemiz mesleği sizler değil çocuklarınız seçsin. Çocuklarınızın yetenekleri doğrultusunda yine evet. Bölümler seçin, meslekler seçin. Çocuklara biraz söz hakkı tanıyalım. Maalesef dediğiniz gibi artık çocuklarımızı yarış atı yapıyoruz. Bak komşunun çocuğu şunu aldı, bak sınıf arkadaşın şunu aldı ya da hani kardeşlerle bile kıyaslamak kesinlikle çok kötü bir durumdur. Asla böyle yapılmamasını Hı-hı. tavsiye ediyoruz. Yine teknoloji de maalesef ki gelişmeye başladı. Önceden herkesin elinde telefon yoktu. Liseye gelince telefon alınıyordu. Şimdi bakıldığı evet. zaman çocukların daha 2 yaşında, 3 yaşında elinde tablet var, telefon var ve sosyal medyada yönelmeye başladılar. Yine sosyal medyadaki meslekleri de tercih etmeye başladılar. Peki bu durum nasıl? Sağlıklı bir durum mudur? Özellikle ailelere buradan ne tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Çok fazla telefon, tablet evet. verilmemesi taraftarıyım açıkçası. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde bir pandemi süreci geçirdik ve şu dönemin çocukları hep pandemi çocuğu. Evde kapalı kaldılar. Maalesef telefon, televizyon, tablet bağımlılığı, teknoloji bağımlısı çocuklar oldular. Bundan dolayı da farkındaysanız otizm vakaları maalesef. Çok fazla arttı. Ve çocuk tamamen bir noktaya odaklandığında kendini dış yaranlara karşı kapatıyor. Evet Allah'ım. Bundan dolayı da onun yerine daha çok hareketli oyunlar. Eskiden biz çocukken mesela oyunlar bilirdik. Ve şu anki çocuklar inanın
normalde oyun oynamasını bile bilmiyorlar, biliyor musunuz? Ben bu konuda sürekli bir yönlendireceğim. Yok, uzun süredir bu sektörün içindesiniz. Şimdi pandemi çocuklarına bakacak olursanız ve bir 10 yıl önceye gidecek olursanız kıyasladığınız zaman ne farklılıklar görüyorsunuz arada? Daha çok şimdiki çocuklar, mesela o pandemi dönemindeki çocuklar daha içine kapanmış. Evet, daha kendi haline, işte hep anne baba ya da işte aile büyüklerinden biriyle kaldıkları için dış ortama, yabancı ortamlara karşı çok geri duruyorlar. Mesela bu süreçte bizim okula alıştırma dönemimiz bile inanın bazen çok zor oldu. Çünkü neden? Hep anneyi gördü, babayı gördü. Evden çıkmadılar. Bağımlılık, evden çıkmadı, yabancı. Bir parka gittiğinde o çocuk oynamak istese bile dışarıdaki insanlar onlara farklı baktılar. Evet. Bundan dolayı da pandemi süreci gerçekten hepimiz için çok zor bir süreç oldu. Evet Sayın Hocam, şimdi misal önceden sizler de söylüyorsunuz. Parklara giderdik, arkadaşlarımız vardı, çamurdan pastalar, yemekler yapardık. Yani böyle üstümüzün kirlenmesi hiç sıkıntı değil de şimdi özellikle pandemi dönemi çocuklarına baktığımız zaman çocukların odasına bakıyoruz, parklar çocukların evlerine gelmiş. Zaten dışarı çıkmak çocuklara genel olarak yasaklanıyor. Çamura dokunma, üstün kirlenir. Çocuklarımızı hep bu baskıyla büyütüyoruz. Çocuklarımızın arkadaşları yok. Dediğimiz gibi parka gitmek istemiyor çünkü odasında kaydırağı var, salıncağı var. Birçok eve baktığınız zaman şu an gerçekten kaydırak da var, salıncak da var. Hepsi yine var. Top havuzu da var. O kadar sınırsız oyuncak ve sınırsız hizmet var ki çocuklara. Bundan dolayı da zaten çocuklarımız maalesef doyumsuzlar. Evet, maalesef. Her istediklerini. Ben şunu söylüyorum. Bırakın çocuğunuz ağlıyor mu ağlasın. Bir gün ağlar, bir saat ağlar. Belki sizin evet çok üzülürsünüz, onun ağlamasını istemezsiniz. Ama inanın daha sonra bu süreçte şey yapabilirsiniz. Hani çocukları doyumsuzluktan çıkartabiliriz. Kesinlikle. Aman çocuğum ağlamasın. Bunu vereyim. Aman o sussun. Yeter ki ağlamasın. Bunu yaptığımız zaman işte sürekli artık ben zaten ağlayarak her istediğimi yaptırabiliyorum. Çocuklarda da bu onu oturmuş bir koz oluyor. Olarak kullanmaya koz olarak kullanıyorlar maalesef. Evet. Çünkü neden? Zaten alacak bunu bana anne. Annem almazsa babam alacak. Ağlamam de, yeterli olacak. Bir de bu durumda, bu konuda şuna değinmek istiyorum. Anne ve babalar lütfen çocuklarınıza karşı aynı tutum ve davranış içinde olsunlar. Anne hayır derken o konuda baba da hayır desin. Baba hayır diyorsa anne de hayır desin. İkisinin eğer cevapları aynı olursa o çocukta çok bir sorun yaşamayız. Ama öbür türlü zaten babam yapıyor, annem yapıyor. Bu olursa mecburen bu sefer ne oluyor? Evde bir kötü polis, bir iyi polis oluyor. Evet, yani mutlaka biri yapacaktır düşüncesiyle çocuk ağlıyor ve evet, iki dakika evet. sonra bundan da isteği oluyor. Dolayı zaten doyumsuzlar. Evet. İnanın hep bütün oyuncakları. Ben diyorum ki velilerimize de, çoğuna da söylüyorum mesela. Çevremde çocuğu olan arkadaşlarımız da var. Diyorum bu oyuncağı kaldır, belirli bir süre sonra tekrar çıkar. Evet. Yani yenisini almaktansa onu bir süre çocuğa unutun. Aynen. Daha sonra yeniymiş gibi. Unuttuktan sonra tekrar yeniymiş gibi tekrar çıkartın. Evet, özellikle şu an çocuklar sosyal medyada görüyor. Ertesi gün anne ben bu oyuncağı istiyorum ya da baba ben bu oyuncağı istiyorum diyor. Tabii tabii. Ve dediğiniz gibi aileler de gidiyor ertesi gün al oğlum al kızım. Hemen. Hemen akabinde alıyor. İstekleri evet. yapıldığı için. Ama işte dediğim gibi burada belirli bir süre çocuğa zaman tanınsa, kesinlikle. Alınmasa bu daha fazla... Ya mesela bu kadar geçmiş zamana bakınca sürmez. Yine çocuklar oturuyordu. Ya dikkat dağınıklığı olmadan çok uzun süre puzzle'larla oynuyorlar, yapbozlarla oynuyorlar, legolar yapıyorlardı. Evet. Şimdi çocuğun bir oyuncakla oynama süresine baktığımız zaman yeni nesli en fazla 5 dakika. 5 dakika. Dakika sonra dakika. Oyuncak zaten köpe atılıyor. Zaten şey yeni bir alındıktan sonra da sıkılıyorlar. Evet. Sıkıldıkları için dün gördünüz mesela biz okulumuzda işte puzzle günümüzde evet. mesela belirli bir süre oynadılar. Dikkat çok çabuk dağıldı. Sıkıldı. Evet. Peki bu dikkat dağınıklığını toparlamak için neler yapılabilir? Ya daha çok eğitici etkinlikler yapılabilir. Evet. TV'den, televizyondan, tabletten, telefondan uzak durulması lazım. Çünkü artık her şeyi dediğimiz gibi maalesef ekranlarda her şeyi kolaylıkla bulabiliyorlar. Artık puzzle'ı bile telefondan yapıyorlar. O puzzle'a hazır. Dokunmadan evet. Yani her şey hazır. Birazcık kafa yormaları lazım mesela çocuklarımızın. Kesinlikle. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben mesela eskiden bir el işi dersleri vardı mesela. Evet, teknoloji tasarım derslerimiz oluyordu. Burada mesela işte bir iğne, iplik, etaminler vardı mesela. Neden? Çocuk dikkatini oraya yoğunlaştırıyor. Evet. O zaman daha çok fazla dikkat dağınıklığı olmuyordu. Ama düşünsenize belirli bir süre bu telefona
Bir yarım saat ya da 10 dakika bir bakın bakalım bir. Evet Hava Hocam, burada çok güzel bir konuya değindiniz. Önceden çocuklarımız el işi yapıyordu. Böyle mekik falan da okuyorduk. Gerçekten güzeldi. Ama şimdi ailelerden şöyle bir duyum da alıyoruz biz. Çocuğum benim ev hanımı mı olacak? Hayır, veremem. Ya da erkeğe böyle bir şey. Hayır, erkek adam bunu mu yapar? Ailelerin bu tarz söylemleri de maalesef ki oluyor. Yani hani bunlar hobidir. Yine çocuklarımızı böyle topluma kazandırmaktır. Asla hani bunu yaptığında ev hanımı olmazsın. Ya da erkek adam Tabii bunu ki. Yapamaz gibi bir söylem asla olamaz. Ya en azından el becerileri gelişmiş olur. Yani ya da işte bir iğne iplikle ya da işte bir mutfağı toplamakla, eline evet. süpürge vermekle o sorumluluk almaktır aslında. Kesinlikle. Çünkü çocuklarımızın başında her zaman baki değiliz. Evet. Onlar da belirli bir yerde belirli sorumluluklarını almaları lazım. Hep yanlarında olacak değiliz. Ama bizde şu var. Aman ben yapayım. Aman suyunu ben vereyim. Aman yemeğini ben yedireyim. Bırakın döke döke, dökülmesin. Bırakın evleriniz dökülsün, kirlensin. Üstü de kirlensin. Ve kirlensin. Kesinlikle. Yani çocuk bir daha geri büyür. Gelmez. Evet, bir şey olduğunda her şeyi alabiliriz. Evet. Ama çocuğumuz bizim için çok kıymetli. Çocuğumuzun çocukluğu da maalesef geri gelmeyecek. O yaş grupları geri gelmeyecek. Yine kısa bir reklama gideceğiz ardından. Özellikle benim de yemek istediğim bir konu daha var. Kız ve erkek çocuk arasındaki ayrım. Bunları reklamdan sonra konuşalım. Biz de orada çaylarımızı, kahvelerimizi içelim. Evet efendim, merak ettiğiniz tüm soruları 501-311-0303 numaramızdan bizlere iletebilirsiniz. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Evet efendim, çaylarımız, kahvelerimiz hazırsa programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Hava Hocam tekrardan merhabalar. Merhaba. Evet hocam, araya gitmeden önce çocuklarda özellikle kız ve erkek çocuklarındaki eşitsizlikten bahsettik. Bazen ailelerde şöyle bir algı olabiliyor. Çocuklar aynı yaş aralığında ama kız çocuğu evi toplar, erkek çocuğu yapamaz. Oğlum sen odana geç, kızım hadi gel mutfağı topla gibi bazen söylemler olabiliyor. Peki bunun için neler söyleyebilirsiniz ailelere? Bu etik bir davranış mıdır sizce? Etik bir davranış değil. Kız ve erkek çocukları aynı şeyleri yapmaları lazım bana Kesinlikle. Göre ya. Yani bende var mesela bir öğrenci. Çok özür dilerim. Hani temizlik yapmayı biliyor. Diyor evde annemle süpürge yapıyorum. Öğretmenim yemek yaparken yardım ediyorum anneme. Kız ve erkek çocuklar. Hani kızlar süpürge yapar, ütü yapar, çamaşır yıkar, odasını toplar. Bunu erkek çocukları da yapmak zorunda. Evet, maalesef hani bunlar biraz kızlara önce söylediğim, özgü işler gibi yok, görülüyor hayır. çoğu zaman. Biraz önce söylemek istediğim buydu. Her zaman çocuklarımızın başında baki değiliz. Kesinlikle. İlerleyen dönemlerde üniversiteye gittiklerinde ya da artık mesela şu an LGS diye bir sınavımız var mesela. Lisede de farklı bir şehre gittiklerinde o sorumluluğu çocuklar almaları lazım. İşte benim çocuğum yemek yapamaz, iki yumurta kıramaz. Yapabilir. Bırakın, evet... Çok dağılacak, belki kendine zarar verebilecek, hani daha fazla zarar vermeden ama bunu da görmesi lazım, öğrenmesi lazım. Evet, bazen aileler özellikle erkek çocuklar için benim oğlum bunu yapamaz böyle bir övünerek anlatma gereği de duyuyorlar maalesef ki böyle şeylerle çok fazla karşılaşıyoruz bizler. Peki sizin kurumunuza dönecek olursak bu konuyla alakalı, siz kurumunuzda yine kız ve erkek öğrencilerinize eşit şekilde sorumluluklar yüklüyorsunuz Tabii değil ki, mi? Tabii ki eşit şekilde sorumluluklarımız var. Öğrencilerimizde şu var, birisi yaparken diğeri de mesela evet. bir oyuncak toplama, en basitinden ondan örnek vereyim. Oyuncak mı topluyoruz mesela? Bu oyuncaklarımızı hep birlikte topluyoruz. Yemek yedikten sonra tabaklarını üst üste koymayı, kaşığı yanlarına koymayı, sırayla ellerini yıkamayı, yani kız erkek derde hiçbir şekilde ayrım gözetmeksizin biz aynı şekilde uyguluyoruz. Hani bunu kızlar yapar, siz yapamazsınız. Yok, erkekler de aynı, kızlar da aynı bizim için. Özellikle ailelere bunlar, de bunu istiyorum mesela. Kesinlikle çok küçük yaşlarda aşılanması o gerekiyor. O sorumluluk verilmesi lazım. Evet, dün yine biz yapbozlarımızı yaptık. Daha sonra hatta erkek öğrencilerimiz daha fazla bizlere yardım etti. Evet. Dün keyifli bir çekim gerçekleştirdik. Şimdi rejideki arkadaşlarımızdan rica edelim. Dün gerçekleştirdiğimiz o güzel, keyifli klibi ekranlarınıza getiriyoruz efendim.
istiyorsunuz o zaman. Peki spikerliği bilen var mı aranızda? Peki haberleri açtığınızda görüyor musunuz böyle televizyonda haber sunan kişiler oluyor? Biliyor musun? Görüyorsun. Siz görmüyor musunuz? Evet. Şimdi biz de sabahları gidiyoruz, haber sunuyoruz, program yapıyoruz. Böyle gün içinde olan haberleri izleyicilere aktarmaya çalışıyoruz. Biliyor musunuz? Şimdi yine orada bakın kameraya el sallayalım. Orada bizim kameramız oluyor. Kameraman arkadaşımız çekiyor. Daha sonra bu görmüş olduğunuzda mikrofonumuz. Biz mikrofona konuşuyoruz. Kameraya sesimiz daha yüksek gidiyor ve böyle gün içinde haberler yapıyoruz. Bugün de size geldik. Size mesleğimizi anlatmak istiyoruz. Merak ettiğiniz bir soru var mı spikerlikle alakalı? Ne var? Haberler mi? Haberleri biz mesela gidiyoruz. Şimdi hava soğuk ya dışarı bakıyoruz. Soğuk hava nasıl diye haber yapıyoruz. İzleyiciyi uyarıyoruz. Dikkatli olun diyoruz. Yarın hava çok soğuk. Kalın giyinin diye izleyicilerimize biz uyarılarda bulunuyoruz. Sizlerin merak ettiği bir şey var mı arkadaşlar? Ne var? Ne var? Sen söyle bakalım. Ne var? Hadi söyle. Peki aranızda hiç böyle spiker olmayı düşünen oldu mu? Kim var? Kim var? Peki şimdi biriniz gelip o zaman bize spiker olsun, muhabir olsun, bir haber sunsun olur mu kameraya bakarak? Tamam. O zaman hep birlikte haber sunalım olur mu? Olur. Hadi bakalım kameraya bakalım. Okulunuzun ismi ne sizin? Tamam. Tamam. O zaman. Ama durun. Okulum. Burası senin okulun. Şimdi kameraya bakıp hep birlikte Pamuk Şekerleri Okulu diye el sallayıp haber sunuyoruz olur mu? Hadi bakalım. 1, 2, 3. Pamuk Şekerler Okulu. Peki Cemre, sen ileride ne olmak istiyorsun? Öğretmen. Öğretmen, neden öğretmen olmak istiyorsun? Kuralları öğretmen. Evet, kuralları öğretmen. Polis. Sen ne olacaksın? Öğretmen. Hepiniz öğretmen oluyorsunuz, sen polis oluyorsun. Peki Ayaz, sen ne olacaksın? Ressam olacaksın. Hangi resimleri çizeceksin? Araba resmi çizebilir misin peki? Peki sizlerin bildiği bir şarkı var mı arkadaşlar? Şarkı biliyor musunuz? O zaman hep birlikte bana şarkı söyleyin olur mu? Ben de size eşlik edeyim olur mu? Hadi bakalım hangi şarkıyı söyleyeceğimizi öğretmenimize soralım mı? Hangi şarkıyı söyleyelim öğretmenimiz? Aşağı elimde beş parmak, sağ elimde beş parmak, say bak, say bak, say bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, bu şarkının adı neydi Cemre? Parmak oyunu. Parmak oyunu. Peki kaç parmağınız var bu şarkıyla öğrendiniz mi? Kaç parmağın var? 10. Herkesin 10 parmağı mı var? Bakalım bir. Bir alkışlayalım kendimizi. Hadi bakalım. Aferin size. Banyoya gitti. Elini yüzünü yıkayıp dişlerini fırçaladıktan sonra tekrar odasına döndü. Bakın bu uzun kulak ne yapmış? Sabah kalkmış, dişlerini fırçalamış, sonra odasına gitmiş, yatağını düzeltmiş. Tam işini bitirmiş ki burnunu annesinin yaptığı kurabiyelerin mis gibi kokusu geldi. Annesi tavşanı ne yapmış? Kurabiye yapmış değil mi? Ne yapmış arkadaşlar? Kurabiye yapmış. Bakın kurabiyelere bakın, çok güzel. Uzun kulak mutfağa gidip hemen annesinin hem de babasının yanaklarına kocaman birer öpücük kondurmuş. Günaydın anneciğim, günaydın babacığım demiş. Onlar da günaydın güzel oğlum demiş. Evet. Evet. Bu ne arkadaşlar?
Bu ne? Bunu bilen var mı bu meyvenin adını? Ne bu? Havuç. Aslı bu ne? Bu havuç. O da muzla üzüm. Uzun kulak Sincin birkaç gündür okula gelmiyor. Evet, bu da kalmış. Bir bakalım bu tavşan ne yapmış, okula neden gitmemiş, bakalım mı? Sincinlere gidebiliriz oğlum dedi uzun kulak. Buna çok sevindi. Hemen bakalım diğer sayfada ne olmuş? Uzun kulak ve annesi sincinlerin yuvasına geldiklerinde çok şaşırmışlar. Yuvanın camları kırılmıştı, perdeleri yoktu ve duvarları simsiyahtı. Bakın ne olmuş, perdeler gitmiş. Simsiyah olmuş ev, acaba neden siyah olmuş? Bir bakalım. Tufan nereye gitti? Sincin yuvalarının önündeydi. Uzun kulak ve annesini görünce mutlu oldu. Onları içeri davet etti. Aslı bunlardan hangisi tavşan? Kaç tane tavşan var? Peki bunlar ne? Evet bunlar ne? Bunları biliyor musunuz siz? Ne var bu resimde peki? Tavşan. Tavşan. Başka neler var burada? Evet. Senin ismin ne peki? Emre Kağan. Emre Kağan, sen biliyor musun bu mesleği, spikerliği, kamerayı, mikrofonu? Evet biliyorum. Peki bu ne arkadaşlar? Mikrofon. Bu ne yapıyor peki, onu biliyor musunuz? Evet. Şimdi kameraya gidince bizim sesimizi yüksek şekilde götürüyor televizyon, onu biliyor muydunuz? Peki hiç gördünüz mü siz kanalda nasıl haber sunulur? Gördünüz mü? Bir kere gelmek ister misiniz bizim kanalımıza? Orada izlemek ister misiniz neler yaptığımızı? Evet. Kaç yaşındasın? 30. O kadar büyük değilsindir ama sen. Biraz önce. Sen kaç yaşındasın? 4 mü? Senin adın ne? Miray. Miray. Sen ileride ne olacaksın? İleride başka bir şey. İtfaiyeci. Peki başkaları sizden ne olacak? Hayır, ben öğretmen. Sen? Polis. Sen ne olacaksın? Kedi doktoru. Kedi doktoru. Veteriner mi olacaksın kedi doktoru? Köpeklere bakmayacak mısın? Peki aranızda hiç spiker olmak isteyen var mı? Sen mi? Sen başka bir şey olacaktın. Peki şimdi kameraya bakarak haber sunalım hep birlikte, olur mu? Tamam. Tamam. Hep birlikte bakalım, konuşalım, olur mu? Ne söyleyelim peki kameraya? Şarkı biliyor musunuz? Evet. Hangi şarkıyı biliyorsunuz? Ben kırmızı balığı biliyorum. Tamam, o zaman kırmızı balığı herkes biliyor mu? O zaman hep birlikte şimdi spiker oluyoruz. Kameraya bakıyoruz, kırmızı balığı söylüyoruz. Hadi bakalım. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçılar sen geliyor. Ortasını thank you.
Hocam dün kurumunuzdaydık ve gerçekten çok eğlenceli bir çekim gerçekleştirdik. Çocukların hepsi birbirinden tatlı. Peki kurumunuzla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Hangi etkinlikler üzerinde duruyorsunuz? Yine çocuklarımıza puzzle yaptık, şarkılar söyledik. Bütün şarkıları biliyorlar. Hepsi birbirinden zeki. Peki neler söyleyebilirsiniz eğitimler hakkında? Özel pamuk şekerleri gündüz bakım evi olarak bizler sabah saat 8'de başlayıp akşam 17.50'de bitiririz. Evet. Sabah kahvaltı saatimiz bir serbest zaman etkinliği ki bu serbest zaman etkinliği çocuklarımızı en iyi tanıyabildiğimiz, gözlemleyebildiğimiz bir zaman dilimi Duygu Hanım bizim için. Evet, ardından bir sanat etkinlikleri, el kaslarını geliştirici etkinlikler ki bu zaten Milli Eğitim'in programını kullanıyoruz, onun müfredatında gidiyoruz. Evet, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlıyız. Ama yine Milli Eğitim'in müfredatı doğrultusunda, plan ve programı doğrultusunda ilerliyoruz. Türkçe dili etkinliğimiz, hikaye öncesi, parmak oyunu, tekerleme, şarkı, şiir, bilmeceler. Hikaye etkinliğimiz genelde daha fazla çocuklara ilgi süreleri, dikkat süreleri az olduğu için kukla ile hikaye anlatmayı tercih ederiz. Hikaye sonrası etkinlikler, yaratıcı drama, tekrar, soru cevap şeklinde özellikle çocuklarımızın dil gelişimleri için. Oyun etkinliği, müzik etkinliği, ritim çalışmaları, ritim tutma. Yine öğlen yemeği, öğlen yemeğinden sonra bir uyku saatimiz var. Uyku saatinden sonra tekrar bir ikindi kahvaltımız. İkindi kahvaltısından sonra da okuma yazmaya hazırlık çalışması adı altında kavram çalışmalarımız var. Bunlar büyük, küçük. Bütün kavramlar, şekiller, renkler, sayılar. Daha sonra da zaten eve dönüş. Hocam bizler de dün geldik, bir gününüze şahit olduk ve okulun adı gibi gerçekten çocuklar oraya geldiği zaman şeker gibi bir gün geçiriyorlar ve dediğiniz gibi hani farklı farklı eğitimler veriyorsunuz. Yine eğitimler verilirken çocukların yaş grupları da dikkate alınarak eğitimler veriliyor Sayın Hocam. Hocam 25 yıldır bu mesleğin içindesiniz. Okul öncesi öğretmenliğini sürdürüyorsunuz ve yani genç kalıyorsunuz bununla birlikte. Teşekkür ederim. Okul öncesi öğretmen olmak isteyen izleyicilerimiz varsa onlara neler söyleyebilirsiniz? Okul öncesi öğretmenliği çok sabır isteyen, çocukları seven, eğer sabrınız yoksa, çocukları sevmiyorsanız sadece yapmak için bu iş yapılmaz. Evet. Yani önemli olan çocukları anlayabilmek, onlarla eğlenebilmek, onlarla gülebilmek, teorik bilgiyle değil. Onları daha çok yaparak, yaşayarak. Ve çocuklara söylediğim hep şu vardır ki benim öğrencilerim bilirler, yapamam, başaramam değil. Yapabilirsiniz, başarabilirsiniz. Çünkü hiç kimse her şeyi öğrenmiş olarak gelmiyor. Birazcık uğraşmak lazım. Okul öncesi öğretmenliğinde de aman bunu yapsın, mükemmel olsun. Biz mükemmeliyetçilik istemiyoruz. Yaparak öğrensin, eğlensin. Mesela bir atıyorum, sarı rengi vereceksiniz. Ben burada güneşi veririm. Sınıfı içerisindeki sarı renkleri buldururum. Hem oyun hem de rengi vermiş olurum. Evet, okul öncesi öğretmenliğinde dediğim gibi evet herkes yapabilir, herkes tercih edebilir ama önemli olan çocukları sevmeleri. En önemli kriterde yine sabır dediğiniz sabır, gibi. Maalesef. Yani çocuğu sevmedikten sonra ve yine sabırlı olmadıktan sonra bu meslek ya, kesinlikle seçilmemesi bu zaten, gerekiyor yani, hocam. İnsanın yüzüne de yansıyor evet. Ne olursa olsun. Yani çocuğu sevmedikten sonra zoraki bir işte yapmak. Evet. Bence çok doğru hocam, değil. Hocam sınıfa girdiğiniz zaman dün sizleri de gördük. 2 yaşındaki çocukla gerekirse 2 yaşındaki bir çocuk gibi davranmak gerekiyor. Yeri gelecek zıplayacaksınız, şarkılar söyleyeceksiniz. Hani onların yaş grubuna inebilmek kesinlikle bu meslekte çok büyük bir önem arz ediyor. Peki özellikle şu an çocuklarımız tatilde, anaokulu öğrencilerimiz tatildeler. Ailelere ne tavsiyelerde bulunmak istersiniz hocam? Evet, biz tatilde değiliz. Biz 12 ay boyunca çalışıyoruz Duygu Hanım. Anne babalara tavsiyem çocuklarıyla birlikte iletişimlerini koparmasınlar. Onlarla iyi vakit geçirsinler. Özellikle onlara zaman ayırmalarını istiyorum. Çünkü onlarla olan zaman dilimi o kadar önemli ki. Hani ne kadar ne olursa olsun bizimle geçirdikleri zaman farklı anne ve babalarla. Hiçbirimiz anne babanın yerini maalesef kesinlikle tutamayız. Eğitim, sevgi, saygı, davranış artık siz ne derseniz deyin. Bu ilk önce aileyle oluyor. İlk eğitim ailede başlıyor. İlk önce anne babalar okulu olsunlar. Unutmasınlar ki çocuklar onların aynası. Kesinlikle. Eğer bunu yaparsak çocuklarımız için gelecekte ileride hatırlayabileceğimiz güzel anılarımız olur.
Evet hocam, yine anneyi babayı çok fazla örnek alıyor çocuklar, sizlerin de dediği gibi. Çocuklarımızla bol bol vakit geçirelim. Özellikle tatilde olan izleyicilerimize ben tekrardan seslenmek istiyorum. Bu tabletlerimizi, telefonlarımızı, birkaç gün kaldı zaten tatilin bitmesine de. Yine diğer ailelerimize de sesleniyorum, sürekli çalışan ailelerimize de. Akşam eve geldiklerinde sadece yarım saatlerini çocuklara ayırarak aile içi etkileşimlerini de artırmış olacaklar. Evet, evet. Yine kağıt oyunları olabilir, boyama etkinlikleri yapabilirler, oyun hamuru oynayabilirler. Hani bu tür etkinliklerle aile içi bağları güçlenecektir. Yine hani çocuk daha fazla değer gördüğünü de yine hissedecektir hocam. Yani ailelere tekrardan dikkat diyoruz bu konuyla alakalı. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak sözümü çok sevdiğim Doğan Cüceloğlu'nun bir sözüyle, Allah rahmet eylesin kendisini, çok severdim. Çok da kitaplarını okurum. Evet, mutluluk aramakla bulunacak bir şey değildir. Onu inşa etmek gerekir. Öğretmen sevgisi öğrencinin zihnini ve gönlünü besler. Bu sözlerimi kapatmak istiyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Bu güzel günü bana ayırdığınız için Duygu Hanım. Hocam bizler de çok teşekkür ediyoruz. Ederim. Çok sağ olun. Çocuklarınızın da her birini tekrardan biz öpüyoruz. Sevgilerimizi iletiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet efendim, kısa bir aranın ardından programımız kaldığı yerden devam edecek. Evet efendim, çaylarımız, kahvelerimiz hazırsa programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Yine stüdyomuzda birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Şimdiki stüdyo konuklarımız 6 Nokta Körler Derneği Başkanı Hakan Erdoğan ve program yapımcısı, Kanal 3 program yapımcısı Gökhan Vızıkçı oluyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakan Bey, sizlerden başlayalım. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. İlk olarak sizleri tanımakla başlayabilir miyiz? Tabii ki. Ben 1983 Afyonkarahisar doğumluyum. 5 yaşında gözlerimi kaybettim. Hipertansiyona bağlı. Göz damarları kuruduğu için gözlerimi o dönemde kaybettim. Aynı zamanda o dönemlerde 88'li yıllarda böbrek hastalığına tutuldum. Ve 10 yıl diyalize girdim. İlkokulu görenlerle bitirdim. Görenlerle okudum. Ve ondan sonra zaten tamamıyla okuyamadım. Herhangi bir okula gitmedim böbrek rahatsızlığı olduğunda. Ondan sonra 10 sene diyalize girdim ben. Diyalizden sonra babamın vermiş olduğu böbrekle hayata yeniden tutuldum. Anladım ki görme engelliliğin bir engel olmadığına. Çünkü süreyen hastalığın daha tehlikeli, hayati ölümcül olduğuna kanaat getirdim. Tabii ki 2019 yılında da hayatımız tamamıyla değişti. Böbrek naklinden sonra UTTE kalan her şeyi, işte ortaokulu dışarıdan bitirdim, liseyi dışarıdan bitirdim. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü kazandım ve şu anda iki dersim kaldı. İnşallah sosyoloji iki dersini bir verince inşallah sosyolog olacağım. Evlendim 2011 yılında. İki tane kızım var. Biri 11 yaşında, diğeri de 9 yaşında. 13 yıldır da Afyonkarahisar Belediyesi'nde çevre denetim biriminde temizlik işleri müdürlüğüne bağlı hizmet vermekteyim. Evet Hakan Bey, az önce söylediniz, görme bir engel değil dediniz ve siz de hiçbir zaman görmeyi bir engel olarak görmediniz ve her zaman büyük bir hırsla çalışmaya gayret gösterdiniz. Dediğiniz gibi tekrardan üniversite kazandınız, yine memur olarak görev yapıyorsunuz, dernek başkanlığı görevini de yürütüyorsunuz. Yine tabii dernek hakkında da bilgiler alacağız, ondan önce Gökhan Bey'e döneceğiz. Gökhan Bey merhabalar, sizler de hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Duygu Hanım. Sizleri de tanıyabilir miyiz? Tabii ki, adım Gökhan, soyadım Bızıkçı, görme engelliyim. Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü okuyorum. Bitirmeme bir ders kaldı. İnşallah bitireceğim. Ayrıyeten Sosyal Hizmetler, ayrıyeten Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümüne başladım. İkinci üniversite olarak. Görme engelliyim. Yani bir sürü kurs aldım, bir sürü sertifikam var. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İyi ki Kanal 3'teyim, iyi ki buradayım.
Evet Gökhan Bey, sizler de hiçbir zaman pes etmediğiniz, neredeyse bir yıllık süredir bizimle birlikte çalışıyorsunuz ve yine programlar da yapmaya başladınız. Büyük bir hırsla, büyük bir azimle çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Biz teşekkür ediyoruz tekrardan kanalımıza geldiğiniz için, böyle güzel programlara imzanızı attığınız için. Ben teşekkür ederim Kanal 3 ailesi bana yer verdiği için. Evet Gökhan Bey, teşekkür ediyoruz. Hakan Bey, sizlere döneceğiz. Dernek başkanlığı görevini yürütüyorsunuz sizler Hakan Bey. Derneğiniz hakkında sizlerden bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle dernek bilgisi vermeden önce her zaman Afyonkarahisar'da sesimiz olan Kanal 3 ve diğer gazetecilerimize de ben ayrıyeten şükranlarımı sunuyorum. Tabii sizin davetiniz üzere de size ve azimle devam eden Afyonkarahisar'ımızın ilk basın editörü olan Gökhan Bey'e de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 7 yıldır ben 6 nokta Körler Derneği Afyon Şube Başkanlığı'nı yapıyorum. Aynı zamanda 7 yıldır genel merkez bizim Ankara'da. Oranın da yönetim kurulu üyeliğini yapıyorum. Çok da memnunum, mutluyum. 3. dönemim bu benim 6 noktada. Aynı zamanda Karahisar Kalesi Görme Engeller Spor Kulübümüz var. Orada da 3 dönemdir kulüp başkanlığını yapıyorum. Aynı zamanda kurucu başkanım. Görme engel kardeşlerimize elimizden geldiğince hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet, tabii ki bu yerlere kolay gelmedik. Bazı mücadeleler vererek geldik. Bazı hizmetlerde bulunarak geldik. Hani gönüllülük esas bizde. Herhangi bir ücret veya maddi bir beklentimiz olmadan gecemizi gündüzümüze katarak görme engel kardeşlerimizin her derdine koşmaya çalışıyoruz. Evet. 6 nokta Körler Derneğimizde genel merkezimiz 1950 yılında kurulmuş. 58 yılında bakanlar kararıyla kamu yararı unvanı almış bir dernek. 1999 yılında da kurucu başkanımız ve kurucu üyeler tarafından kurulan bir dernektir. Evet. Afyon merkezde de yaklaşık 25 yıldır hizmet gösteriyor. Tabii her başkanın yoğurt yiyişi farklı bildiğiniz üzere. Herkesin öyledir ama benim yoğurt yiyişim daha farklı. Ben göreve geldiğimde 33 yaşındaydım. Dedim ki ben sadece merkezi hizmet etmeyeceğim. İlçe, köy, kasaba demeden onların her derdiyle her şeylerine koşmaya gayret edeceğim diye yola çıktım. Çok şükür bugün de 230 tane üyemiz var. 230 tane üyemizin hemen hemen hepsiyle de iletişim kuruyorum. Onların her derdiyle dertleniyoruz. İşte 6 nokta Körler Derneğimizin zaten tüzük gereği vizyonu, misyonu nitelikli ve nicelikli insan yetiştirmek. Elimizden geldiğince de tabii eğer genç kardeşlerimiz olursa onların nitelikli ve nicelikli olarak hayata, topluma kazandırmak adına derneğimizde bazı kurslar düzenliyoruz ve eğitimler düzenliyoruz. Hafta sonları, bazen hafta içleri. Şu anda yürütmüş olduğumuz EKPSS kursumuz var. Kamuya yerleştirme sınav kursu. Yaklaşık 12'ye yakın kardeşimiz ders alıyor. Matematik, Türkçe, diğer vatandaşlık ve sosyal bilgiler dersleri alıyorlar. Gayet de mutlular, güzeller. 17 yaşında da kardeşimiz var. 28 yaşında da kardeşimiz var. Peki Hakan Bey, derneğinize gelip üye olmak isteyen kişiler varsa bu derslerden, bu faaliyetlerden yararlanmak için neler yapabilirler? Derneğinize gelip başvuru mu yapmaları gerekiyor? Tabii ki. Ya benim şeyim şöyle, benim stüdyom şöyle. Yani şahsi olarak tabii ki derneğe üye olması olabilir. Ama illaki derneğimize üye olması şart değil. Normal şekilde de gelip katılabiliyorlar. Normal şekilde de görme engelli bir kardeşimiz varsa, evet, lise mezunu, üniversite mezunu gelip hafta sonu, cumartesi, pazar EKPS kursumuzdan yararlanabilir. Bu konuda ben hiçbir zaman üyelik şeyinde zorlamıyorum kardeşlerimizi. Üye olmadan da gelip her tabii türlü faaliyete katılabiliyorlar. Yine yani, dernek faaliyetlerine değineceğiz. Ondan önce Gökhan Bey'e ben tekrardan tabii dönmek istiyorum. Hı-hı. Gökhan Bey, başarılarınızı say bitiremiyorsunuz sizler de. Evet. Yine program yapıyorsunuz. Az önce de söylediniz. Birçok belge de aldım dediniz. Hı-hı. Peki aldığınız belgeler, eğitimler nelerdir? O konuda bilgi alabilir miyiz? Öncelikle bilgisayar eğitimi aldım. Çift sertifikam var bilgisayar üzerine. Evet.
Bilgisayarı çok iyi kullanıyorum. Burada başlamama da neden olan bilgisayardır. Buradan kardeşlerime sesleniyorum. Bilgisayarı çok iyi öğrenmelerini tavsiye ediyorum öncelikle. Bilgisayar kursum var. Çağrı merkezi halkla ilişkiler sertifikam var. Evet. Arkadaşlarına seslendin mi buradan görme engelli arkadaşlar? Artık aldığın sertifikaları sen de hatırlayamadın Gökhan. Aynen. Say bitiremiyorum. Evet. Arkadaşlarına seslendin. Özellikle dedim bilgisayarı iyi kullanın dedin. Yani bilgisayarı çok iyi öğrendikten sonra bütün kapılar açıldı mı peki Gökhan Bey? Açıldı diyebiliriz ama toplumumuzda bir algı var. Görme engelli hiçbir şey yapamaz diye bir algı var. Bu algıyı kırmak gerekiyor ve programlarımda da buna değinerek kırmaya çalışıyorum. Peki yaptığın programlardan sonra az da olsa bu algı kırılmaya başlandı mı? Yani sen şu an bizim en büyük temsilcimizsin. Görme engellilerin neler yapabildiğini sen de gösteriyorsun yine ekrana çıkaraktan. Sence bu algı kırılmaya başlandı mı biraz da olsa? Birazcık kırılmaya başlandı programlarım sayesinde. Evet. Çok teşekkür ederim. İzleyicilerim bayağı arttı. Geri bildirimler alıyorum. Evet. Bu geri bildirimleri alınca çok mutlu oluyorum. Bayağı bir izleyici kitlem oluşmuş. Sosyal medyadan özellikle güzel tepkiler alıyorum. Görme engelli muhabir Gökhan diye sayfam var. Bu sayfadan bana her zaman ulaşabilirler. Evet. Yine yaptığım programlarla bu algıyı daha da kıracaksın. Biz buna inanıyoruz. Ben şunu da eklemek istiyorum. Tabii ki. Görme engellilere istihdam konusunda sorun çıkarmasınlar. Görme engelliler istedikleri her şeyi yapabilirler. Çünkü ben bu sorunu çok yaşadım. İstihdam konusunda görme engelli yapamaz diye bir algı var. Evet ama sen bu algıyı yavaş yavaş kırıyorsun ve kırmaya da devam edeceksin. Özellikle Afyonkarahisar bölgesinde diyoruz. Hakan Bey tekrardan sizlere döneceğim. Dernek faaliyetlerini az önce sıraladınız. Yine kurslarımız var dediniz. Peki geniş olarak değerlendirecek olursanız dernek faaliyetleriniz nelerdir? Dernek faaliyetlerimiz biz dediğim gibi göreve geldikten sonra bazı şeyleri açtık. Sadece eğitim ve kurslar yönünde değil, kültürel sosyal yönünde de faaliyet gösteriyoruz. İşte yılda iki defa veya üç defa gezi düzenliyoruz. Kültürel geziler düzenliyoruz. İşte geçen yıl Çanakkale ve Bursa gezisi düzenledik. Ondan önceki yıllarda Eskişehir, Konya, Kütahya gezileri düzenledik. Her gittiğimiz yerlere mutlaka oradan işte Kültür Turizm Müdürlüğü'nden rehber tahsis ederek tarafımıza gerekli iletişim kurarak rehberlerimiz görme engelli kardeşlerimize hem dokundurtuyor hem de anlatıyor. Yani hayal etmesi açısından. Evet. Oranın kültürel neyi işte meşhur veya neyle alakalı anılıyor. İşte atıyorum Kütahya Çinli ile meşhur mesela. Bununla alakalı veya Çanakkale Şehitler Diyarı şehitlerle anılan bir ilimiz. Bunlarla alakalı işte hem görme engelli kardeşlerimize oranın dokunulacak yeri varsa onlara dokunarak hayal etmelerini tabii anlatıyor rehberimiz. Ama güzel oluyor. Yani hem görme engelli kardeşlerimize hem hayal işte ailelerine yönelik kültürel, sosyal bir gezi düzenlemiş oluyor. Tabii 7 yıldır düzenlemiş olduğumuz iftar yemeklerimiz var. Bu sene de inşallah önümüzdeki Ramazan döneminde de iftar yemekleri düzenleyeceğiz. Sadece merkezde değil, ilçelerde de biz iftar yemeği düzenliyoruz. Orada bulunan işte ailelerimizle, görme engel kardeşlerimize bir araya gelip onlarla hem sohbet etme şansını yakalıyoruz. Hem de onların dertleriyle dertleniyoruz. Sohbet ediyoruz. İstek ve taleplerini alıyoruz. Tabii bunların geri dönüşünü de sağlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince. Dernek binamız zaten hafta sonları genelde en az 25-30 kişi oluyor. Kursun gelen kardeşlerimizin aileleri geliyor. Onun haricinde işte sohbet etmeye geliyorlar. Geçtiğimiz dönemde bilgisayar kursu açtık. 6 tane. Görme engelli kardeşimize bilgisayar sertifika sahip ettik halk eğitim üzerinden. Evet Gökhan da az önce bu konuya tabii çağrı yaptı. Özellikle dedi bilgisayar kullanmayı iyi öğrenmeniz aynen, gerekiyor çok doğru dedi. Yani ya sonuçta ben yapamam, ben edemem diye bir şey yok. Evet. Eğer bir görme engelli azim ederse, evinden çıkar, kabuğundan çıkar, derneğimize gelirse mutlaka bu işi başaracak diye ümit ediyorum. Zaten
İlla ki hani görme engelli Braille alfabesiyle değil klavyeler. Normal klavye. Kuk klavye kullanıyoruz biz dernekte. İşte atıyorum J ile F harfinde mesela şeyler var, işaretler var. Evet. 10 parmak öğretiyoruz genelde bilgisayara. Bilgisayar hocamızla birlikte ben de derste bulunuyorum. İşte JAWS programını anlatıyoruz. Ekran okuyucu program dediğimiz. Bunların kısa yollarını falan öğretiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde tekrardan bilgisayar kursu açacağız. Evet Hakan Bey, ben bu bilgisayar kursunda tekrardan Gökhan'a dönmek istiyorum. Gökhan, sen şu an hangi klavyeyi kullanıyorsun? Ben Q klavye kullanıyorum. Peki zorluk yaşıyor musun Q klavyeyi kullanırken, yoksa aldığın kurslar sayesinde hiçbir zorluk yaşamadan mesleğini sürdürüyor musun? Hiçbir zorluk yaşamıyorum. Zaten biraz önce de belirttiğim gibi bilgisayarı çok iyi kullandığım için Evet. Hiçbir zorluk yaşamıyorum. Görenler hangi işlerini yapabiliyorlarsa ben de yapabiliyorum. Bu arada şuna değinmek istiyorum. Siteler erişebilir olursa bizim yapamayacağımız bir işlem yok bilgisayarda. Evet, yine editörlük de yapıyorsun sen. Çoğu zaman programlarımızı da çözümlüyorsun ve kısa sürede yapıyorsun. Belki bizim bir saate yapacağımız bir işlemi sen daha kısa sürede yapıyorsun. Peki hangi eğitimleri aldın sen bu bilgisayar kurslarında? Bilgisayar kurslarında ekran okuyucu, Word, Office. Evet. Yani bir normal insan hangi kursları alıyorsa bilgisayar kurslarında onları alıyoruz. Ayrıca ekran okuyucu kullanıyoruz. Evet. Peki zorlandın mı sen bu kurslara giderken? Yani bu seviyeye gelebileceğini hiç hayal etmiş miydin? Şu an çok iyi bir seviyedesin bilgisayar kullanmada. Tabii ki hayal etmiştim. Zaten bilgisayar görme engellilerin her şeyi. Görme engelliler fazla evden çıkamadığı için görme engellilerin hayata açılan dünyası bilgisayar. Teşekkür ediyoruz. Hakan Bey, tekrardan size döneceğim. Yine Aynen. Faaliyetler üzerinden ilerlemek istiyorum. Bilgisayar kursuna değinmiştiniz. Başka hangi kurslarınız var derneğinizde? Kısa zamanda diksiyon kursumuz başlayacak. Yani bir iki hafta içerisinde sayımızı tamamladığımızda biliyorsunuz daha önce halk eğitim üzerinden bundan 5-6 sene öncesine kadar aslında sayı sınırımız yoktu engellilerde. Ama sayı sınırlaması geldi. İşte atıyorum 12'yi tamamladığımızda kurs açabiliyoruz. Daha önce 6'yı tamamladığımızda açabiliyorduk. Ha 12'yi tamamladığımızda kurs açıyoruz ama sayımız gene 6-7 olabiliyor. Ama daha önce engellilerde 2 veya 3 kişi bile olsa bu kursumuz devam ediyordu. Ancak öyle değil şimdi. Mecburen en az 6-7 kişi olması gerekiyor. Kursun devam etmesi için, kapanmaması için. Yani bir yöne iyi, bir yöne kötü. İyi tarafı tabii gelmeleri güzel bir şey ama kötü tarafı da engelli kardeşlerimizde şöyle bir sıkıntı var. İcabında köyden geliyor, ilçeden geliyor. Bazen gelemedikler oluyor. İşte kışın çok zorlandıkları dönem olabiliyor. Bundan dolayı da illaki 6-7 kurs olduğu zaman ister istemez sıkıntı yaşayabiliyoruz. Kurslarımız çok şükür şimdiye kadar kapanma olayıyla 7 senedir başkanlık yapıyorum. Hiçbir zaman kursumuz kapanmadı. Hep 7-6 o civarda, 8 civarında gittik. Ama olabilirdi. O yüzden bu sayının aslında çok bu 6-7 olmasını ben taraftar değilim. Evet. Çünkü biz sadece dediğim gibi merkezde hizmet vermiyoruz. Biz köylere de hizmet veriyoruz. İlçelere de hizmet veriyoruz. Çünkü merkezdeki kardeşimiz insansa köydeki kardeşimiz de aynı şekilde insandır. Onun da yararlanması gerekiyor. Ve hani görme engelli olduğu için yine Afyon merkeze gelmeleri çok zor olacaktır. Tabii, köyde zor. Hizmet vermek, köyde onlara eğitim vermek Aynen. Onlar açısından da daha kolay olacaktır. Tabii. Yani çünkü köy yerlerinde kurs açılamayabiliyor. Evet. İlçelerde bile yani sayı tamamlanmayınca kurs açılamıyor. Mesela EKPS kursu şu anda yani ilçelerde yok. Peki neden bu kadar sayı düşük? Misal KPSS kursu. Sizce bilinmiyor olabilir mi bu kurslar görme engelli bireylerimiz yani tarafından? Yani biliniyor. Biz sizlerin aracılığınızla devamlı Evet. İrdeliyoruz. Yani benim 230 üyem var mesela. Ben 230 üyeme de sadece kurs yönünde değil bir WhatsApp grubumuz var. Toplu mesaj grubumuz. Aynı zamanda mesaj grubumuz var Afyon Şube diye. Benim sosyal medyacım falan da var aynı zamanda. Yani eskisi gibi değil yani. 7 sene öncesi, 6 sene öncesi gibi değil. Artık teknolojimiz var.
Teknolojiyi bütün görme engelliler rahatlıkla kullanabiliyorlar. Evet, kullanamayan arkadaşlarımızı da bizzat telefonla bilgi veriyoruz. Yani işte şu şöyle olacak, bu böyle olacak. İşte kursumuz var, işte iftar yemeğimiz var, örnek. Yani bununla alakalı illaki iletişim WhatsApp veya mesaj aracılığıyla değil, telefonla arayarak da bunları yapıyoruz ama tabii biz sadece bize kayıtlı olan üyelerimize bunu bilgi verebiliyoruz. Ama kayıtlı olmayan üyelerimiz var. Kaymakamlığa işte kayıtlı veya kaymakamlığa kayıtlı olmayan insanlar da var. Ama biz gücümüzün nispetinde biliyorsunuz sonuçta ben de bir çalışanım. bir sorumluluğum var. Belediyede çalışıyorum. Evet. Buna vakit ayırabildikçe işte akşamüstleri ya da hafta sonları gidip ilçelere onlarla ilgilenebiliyorum. Mesela geçtiğimiz hafta ben Şuhut'taydım. Şuhut'taki üyelerimizi ziyaret ettim. Yani vakit buldukça maddi gücümüzün yettiğince onları ziyaret edebiliyoruz. Derneklerin çünkü herhangi bir geliri yok. Evet. Biliyorsanız. Yani bunlar bağışlarla dönüyor ya da biz beraber yönetim kurulumuzla veya gönüllerimizle, gönüllerimiz var mesela şu anda bizim 15-20 tane gönüllerimiz var. Onlar bizim gizli kahramanlarımız. Onların desteğiyle bu işleri biz yürütebiliyoruz. Evet Hakan Bey, sürekli destek veriyorsunuz. Yine dediğiniz gibi gizli kahramanlarınız da destek veriyor. Ama az önce Gökhan da demişti, yine toplumda yanlış bir algı var. Tabii, görme engelliler aynen. Yapamaz. Peki kursa katılmayan, yani kurs sayısının düşük olması, katılım sayısının düşük olması yine buna bağlanabilir mi? Çevreden tabii. Gelen baskılar yüzünden. Ya şöyle, hem baskıdan kaynaklanıyor Duygu Hanım. Evet. Hem de şimdi atıyorum benim mesela birkaç tane üyem var. Defalarca diyor, 8 yıldır, 10 yıldır diyor, ben diyor EKPSS kursuna katıldım. Atamaya tercih yaptım ama diyor halen atanamadım diyor. Yani ama işte ben buradan onlara da dinliyorlar muhtemelen. Buradan onlara da seslenmek istiyorum. Yani dönem dönem onlara da söylüyorum ama beni dinlemiyorlar. Bazen dinliyorlar ama mutlaka bıkmadan, usanmadan, sıkılmadan bu kurslara devam etmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü benim üyelerimden 45 yaşında atananlar var. 50 yaşında atanan var. 20 yaşında atanan var. O yüzden mücadeleyi bırakmayacağız. Yine bunun en iyi örneği bence Gökhan. Gökhan, yani, sen medya hiç düşünmüş müydün? Yani medyada çalışabileceğini hiç hayal etmiş miydin? Hiç pes etmeden sürekli çalışmalarını devam ettirdin. Açıkçası medyayı hiç düşünmüyordum ama engellilerin sesi olmayı çok istiyordum. Ya ben siyaset olabilir diye düşünüyordum. Milletvekilliği ya da yani siyasi alanda temsil etmeyi düşünüyordum ama medya hiç düşünmüyordum. Buradan teşekkür etmek istiyorum Sayın Ayşe'yi, Kanal 3 ailesini. Kanal 3 ailesi bana her zaman destek oluyor. Tüm mesai arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım çok destek oluyor. Buradan Sayın Kadir Sayın ve Sayın Suat Sayın'a çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdikleri için. Evet Gökhan, Hakan Bey'le de az önce konuştuk. Bazen kurslara katılımlar az oluyor. Mesela KPSS kursuna katılım az oluyor ya da diğer kurslara katılım az oluyor. Sen de konuşmanın başında bizi görme engellilere bir şey yapamayacak olarak görüyorlar diye bir cümle söylemiştin. Evet. Peki neler söyleyebilirsin bu konuyla alakalı? Özellikle izleyicilerimize neler söyleyebilirsin? Yani görme engelliler istediği her şeyi başarabilir. En büyük örneği benim. Ama bunda ailenin çok desteği var. Ailem her konuda çok destek oluyor. Buradan onlara da çok teşekkür ederim. Bu günlere gelmemde çok emekleri var üzerimde. Bu fırsatı veren, dediğim gibi yine Sayın Ayşe'ye çok teşekkür ederim. Çünkü ben çok iş başvurusu yaptım, çok geri çevrildim. İş başvurusunda görme engellisin yapamazsın diye çok tepki aldım. Ama Sayın Ayşe tarafından hiçbir tepki almadan direkt başladım. Yani engelliler her istediklerini yapabilirler. Ben bu noktaya çok değinmek istiyorum. Elimden geldiği kadar da programlarımda bu noktaya değiniyorum zaten. Değinmeye de devam edeceğim. Evet. Engelliler azimli olsun, mücadele etmeye devam etsinler. Tamam zor bir süreç ama mücadeleyi hiç bırakmasınlar. Evet, yine Gökhan, kursların önemini sen konuşmamızın başından beri vurguluyorsun. Kurslar da düzenli olarak düzenleniyor 6 Nokta Körler Derneği'nde. Peki kurslarla alakalı neler söyleyebilirsin? Yine kurslarla alakalı görme engelli arkadaşlarına bir çağrıda bulunabilir misin? Tabii. Gökhan? Peki ben öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ankara'da Yeni Mahalle Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi var.
Ben oraya 2 dönem gittim. Oradaki kurslar çok güzel. Görme engelli bütün işlerini yapabilmek için orada temel eğitim kursu var, bilgisayar kursu var, çağrı merkezi kursu var. Yani bütün görme engelli ne yapabilecekse bağımsız hareket kursu var ve en önemlisi de o bence. Görme engellinin bağımsız hareketi öğrenmesi lazım, kullanması lazım, erişebilirlik sağlanması lazım görme engelli için. Yani görme engellilere ben Ankara'yı özellikle tavsiye ediyorum. Buradan izleyen hocalarım var. Hocalarıma çok selam göndermek istiyorum. Hocalarıma çok teşekkür ederim. Bütün personellere çok teşekkür ederim. Yani dediğim gibi kurslara gidilmeli. Gerek online, gerek yüz yüze. Yani görme engelli bir kursları bırakmamaları lazım bence. Evet, yine hiç pes etmeden çalışmaları da gerekiyor. Yine kısa bir araya gideceğiz. Bizi engelsiz sayın diyerek ben araya gitmek istiyorum. Hı hı. Evet değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Evet efendim, çaylarımız, kahvelerimiz hazırsa programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Evet, tekrardan merhabalar diyerek başlamak istiyorum. Evet. Merhabalar. Hakan Bey, sizinle başlayacağız. Özel alfabeniz var. Özel alfabeniz Braille alfabesi hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Bu görmüş olduğunuz tablet 28 satırlı. Bu da çivi, yani kalem. Biz çivi diyoruz buna. Öncelikle bu Braille alfabesi 1800'lü yıllarda Braille tarafından çıkarılmış ve o bunu ilk defa bulan bir insandır. İngiltereli kendisi. Her yıl 4 Ocak Dünya Braille Günü diye kutlanır. Farkındalık olarak kutlanır tüm dünyada. Biz de bu Braille alfabesiyle aslında şöyle söyleyeyim. Teknoloji daha çok ilerlemeden, bundan 15 sene öncesine kadar, 20 sene öncesine kadar normal her zaman kullanılırdı. İş yerlerinde, dernekte, evlerinde, her yerde kullanılan bir Braille alfabesiydi. Ya da daktiloyla yazılırdı. Ancak şimdi teknoloji çıktığı için, biliyorsunuz işte dokunmatik telefonlar daha fazla gündemde olduğu için Braille alfabesi biraz daha geride kaldı. Özellikle okullarda kullanılıyor. Körler okullarında ya da sınıflarda, özel sınıflarda kullanılıyor. Yani normal şartlarda iş yerlerinde falan artık kullanılmıyor. Çünkü dokunmatik telefon olduğu için onunla her şeyinizi yazabiliyorsunuz. Evet. Maillerinizi okuyabiliyorsunuz zaten. Yazılarınızda dikteyi kullanarak yazabiliyorsunuz. Ya da elinizle işte harflere basarak yazabiliyorsunuz. Ama tutuşumuz şu şekilde. Evet Hakan. Kalemi tutuşumuz bu şekilde. Sağ taraftan sol tarafa yazarak gidiyoruz. Normal görenler soldan sağa yazar. Ama biz sağdan sola yazıyoruz. İşte birinci nokta A harfi. İkinci nokta 1-2 B harfi. 1-4 C harfi. O şekilde gidiyor. 6 nokta 29 harf. Ve rakamlardan oluşan bir ibaredir. Şu anda ilaçların üzerinde de zaten Braille alfabesi var biliyorsunuz. O ilaçların üzerindeki yazan Braille alfabesi 6 nokta körler derneği genel merkezimiz tarafından Eczacı Birliği ile anlaşıldı ve şu anda onların Braille alfabesini bizim genel merkezimiz yazıyor. Evet, yine görme engelli vatandaşlarımızın tabii, bu hayatına büyük kolaylık sağlamış. Tabii kolaylık sağlıyor. Braille alfabesini bilen insanlar rahatlıkla hiç kimseye bağlı kalmadan ilaçlarını okuyabilirler. İşte vermiş olduğu doktorun yazmış olduğu ilaçları. Veya işte günümüzde eğer teknolojiyi çok aşırı kullanamayan varsa, Braille alfabesini biliyorsa yazarak işte bu şekilde sağdan sola doğru ve birinci nokta, ikinci nokta dediğimiz alfabeyi yazarak bu şekilde de kullanabilir. Derneğimizde de biz gelirlerse, İlla ki görme engelli kardeşlerimiz şart değil. Gönüllülerden de böyle gelmek, öğrenmek isteyen varsa
Biz Seve Derneğimizde bunu öğretmeye hazırız. Peki Hakan Bey, karşılaştınız mı? Görme engelli olmayan vatandaşlarımız da gelip ben bu alfabeyi öğrenmek istiyorum dediler mi? Tabii ki de var. Özellikle bayanlar daha çok talep ediyor. Birkaç öğrettiğimiz gönüllü arkadaşlarımız var. Onlar Bilina'nın 3 ayda 5 ayda öğrendiler yani bu birey alfabesini. Yani öğrenilmeyecek bir şey yok. Ancak bizim bu birey alfabesi aynı İngilizce gibi birazcık pratik yapmazsanız unutabilirsiniz. Devamlı pratik yapacaksınız. Parmaklar hissiyatı iyi olması gerekiyor. Bazı görme engelli kardeşlerimizin parmakları hissiyatı iyi olmadığı için çok fazla kullanamıyorlar. O yüzden parmak hissiyatı çok önemli. O da yine düzenli çalışmaktan geçiyor Hakan Bey ve istemekten geçiyor. Gökhan, ben bu alfabeyle alakalı sana da soru yöneltmek istiyorum. Sen neler söyleyebilirsin? Öncelikle Braille yazı sol taraftan yazılır, sağ taraftan okunur. Braille yazıyla biz görme engelli isteyen vatandaşlar Kur'an'larını okuyabilirler. Braille yazıyla Kur'an vardır. Braille yazı biraz uzun olduğu için tabii ki çok yer kaplar. Yani Braille yazı aslında görme engellinin eli ayağıdır. Braille alfabesiyle görme engelli istediği yazıyı okuyabilir. Evet. Bütün görme engellilere Braille yazıyı öğrenmelerini tavsiye ederim. Sen onu da biliyorsun değil mi Gökhan? Tabii ki biliyorum. Sen her şeyi biliyorsun. Artık tabii ki de biliyorum. Evet Gökhan, zor bir alfabe mi? Öğrenmesi zor mu? Yok, istenirse çok kolay öğrenilebilen. Bütün görme engelliler okullarına gidenler zaten öğreniyor. Evet. Ama gitmeyenler de öğrenebilir. Bence bütün görme engelliler öğrenmeli. Evet Gökhan, yine Hakan Bey de söyledi. İlaçların üzerine de yine Braille alfabesiyle yazılar yazıldı. Bununla alakalı neler söyleyebilirsin? Yine bu durum sıklaştırılması gerekir mi? İlaçların üzerine olabilir, yine marketteki ürünlerin üzerine olabilir. Yani bence bütün ürünlerin üzerinde olmalı. Yani ilaçlar çok önemli. Hatta bizi engelsiz sayın programında ben bununla ilgili bir özel gündem yaptım. 4 Ocak Dünya Braille Günü'nde. Braille yazı öğretmeniyle çok güzel bir program yaptım. Bayağı da izlendi. Yani ben günün önemine dair bütün programlarımda yer veriyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Gökhan. Hakan Bey, tekrardan size döneceğim. Alfabenizden bahsettik. Bir de ben beyaz bastona da değinmek istiyorum. Beyaz baston nedir Hakan Bey? Şimdi beyaz baston bir görme engelli simgeleyen, bağımsızca, özgürce dolaşmasını sağlayan bir değnekten ibaret. Bunun da 1921 yılında İngiltereli fotoğrafçı gözlerini kaybettikten sonra normal bir değnekle sokağa çıkar ve akşamüstü motorlu taşıtlar kendisinin görmediğini bilemedikleri için bastonunu beyaza boyamaya karar verir. Ve bu 1930-35'li yıllarda Fransız körler tarafından kabul edilir. Ve uluslararası işte her 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günlerinde ve 7-14 Ocak Görme Engelliler Beyaz Baston Haftası'nda da dünyanın her tarafında farkındalık olarak kutlanırlar. Ve genelde biz 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü'nde ben 7 yıldır başkanlığımdan beri sokaklarda yürürüm. Tabii bu yürümeye görme engel kardeşlerimizi işte emniyet teşkilatını, protokolümüzü ve gönüllerimizi de davet ederek onlarla en son 15 Ekim'de yürüdüğümüzde sağ olsun emniyet müdürümüz, il jandarma komutanımız ve vali yardımcımız da katıldı. Hatta il emniyet müdürümüzle birlikte ve bir broşür bastırdık. Broşürü işte böyle engelli park yerlerine araba park etmişler. Sarı Kılavuz yolu üzerine araba park edilmiş veya işte esnaflar Sarı Kılavuz yolu üzerine işte satıcılar şeylerini koymuşlar, kasalarını. Bu şekilde tanıtımlı broşürler bastırdık. Bu broşürleri yaklaşık 15 Ekim'de 80 tane aracı durdurarak İmaret Camii'nin orada hem sağdan hem soldan gelenlere bunları anlattık. Birebir emniyet müdürümüzle beraber ben anlattım bunu. Duyarlılık çoğaldı mı? Çoğaldı. Ancak halen çoğalmayan şeyler var. Özellikle ben buradan sizlerin aracılığınızla her platformda söylediğim gibi lütfen kaldırımları araba park etmesinler. Oralar yaya yoldur. Bizlerin yoldur. Özellikle sarı kılavuz yolların ne işe yaradığını bilmeyen kardeşlerimiz var.
Sarı kılavuz yollar görme engellerin yoludur. Görme engelleri orada bağımsız, özgürce yürümek istiyorlar. O yüzden engelimize engel olmayın diliyorum evet. ben burada. Evet Hakan Bey, dediğiniz gibi görme engellerin hayatını kolaylaştıran bir yol, ama maalesef bizim vatandaşlarımız bu konuda biraz duyarsızlar. Yine yaşadığınız zorlukları anlattınız. Özellikle tabii kaldırım ki. Üzerine park ediliyor, kılavuz yollarına park ediliyor diye. Peki yaşadığınız problemlere değinecek olursak neler söyleyebilirsiniz? Yaşadığınız zorluklar nelerdir? Yaşadığımız zorluklar zaten demin söylediğim gibi, ben mesela sabahları işe giderken evet. mutlaka ya bir veya ya iki tane evimle belediyenin arasında bir tane araba park edilmiş oluyor kaldırımlara. Mecburen aşağı inmek durumunda kalıyorum ana caddeye. Ana caddeye indiğimde araçlar geliyor. Bu sefer onun tedirginliği var. O yüzden bu bizim için yaşadığımız sıkıntıdır. Veya atıyorum kaldırıma bir çukur kazılmış. Bu bir yaşadığımız sıkıntıdır. Veya giderken direkt tam ortaya konulmuş kaldırımın. Oraya ben kafamı vurabilirim, kolumu vurabilirim, dizimi vurabilirim. Bununla alakalı sıkıntılarımız var. Esnaflarımızdan ben duyarlılık istiyorum. Özellikle kaldırımda zabıtalarımızın çizmiş olduğu sarı çizgiler var, onlara yönelik. O sarı çizgilerini geçmemelerini istiyorum. Ama bakıyoruz ki esnafların bazıları sarı çizgiyi geçmeyi boş verin, kaldırımın inanın sadece bir insanın geçecek şekilde olacak kadar yayılmışlar. Evet maalesef yani artık normal vatandaşlar bile kaldırımı kullanamıyorlar özellikle esnafların yüzünden. Ben şunu düşünüyorum. Ben bir esnaf olsam, bir bakkalcı olsam, bir manav olsam gerek yok ki. Zaten insanlar görüyorlar. Manav olduğunu, oranın manav olduğunu, oranın bakkal olduğunu zaten görüyorlar. Zaten alışveriş edecekse vatandaşımız girer oraya. Ya o kadar yayılmanın, o kadar kaldırım işgal edecek kadar yayılmanın bir anlamı yok yani. Yani yine görme engelli bireylerimizi bu konuda unutmamak gerekiyor. Dikkat diyoruz bu konuda esnaflarımıza, yine vatandaşlarımızdan da bu konuda biraz daha duyarlı olmalarını bizler de talep ediyoruz. Gökhan, ben bu soruyu sana da yöneltmek istiyorum. Senin yaşadığın zorluklar nelerdir? Hakan Bey çok güzel özetledi. Özellikle yollarda çok zorluk yaşadığını söyledi. Peki sen de bu durumu değerlendirebilir misin? Tabii. Afyon halkımızı ve artık ulusal yayın yaptığımız için tüm Türkiye'yi duyarlı olmaya davet ediyorum. Sarı kılavuz çizgileri görme engeller kullansın. Yani sarı kılavuz çizgileri işgal etmeyelim. Engelli park yerlerini işgal etmeyelim. Çünkü engelli araçlarımızla engelliler istedikleri yerlere giderken engelli parklarını başka kişiler işgal etmesin. Engellilere karşı duyarlı olalım. Engellilerle hayatımızı kolaylaştıralım. Evet, biraz daha duyarlı olmalarını tekrardan izleyicilerimizden özellikle istiyoruz. Hakan Bey, tekrardan sizlere dönüyorum. Dernek olarak faaliyetleriniz yoğun şekilde devam ediyor. 2023 yılını geride bıraktık. Peki 2023 yılını değerlendirecek olursanız neler söyleyebilirsiniz? 2023 yılında güzel faaliyetler yaptık. İşte kurslar açtık. Bilgisayar kursu açtık. Diksiyon kursu açtık. Onun akabinde geziler düzenledik. İftar programları yaptık. Görme engelli kardeşlerimizin beyaz baston ve konuşan saati ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Sponsorlar aracılığıyla. Onların haklarını her platformda aramaya çalıştık. Güzel lobi çalışması gerçekleştirdik. Vekillerle işte 2828 sayılı yasayla alakalı, 2022 sayı yasayla alakalı. Tabii biz ve genel merkezimiz olmak üzere onun önderliğinde bu en sonki seçimde bireyin alfabesi pusula aslında istemiştik ama onun yerine şablonlar üretildi. O şablonları rahat bir şekilde görme engelli bireyler oylarını kullandılar. Onun haricinde görme engelli kardeşlerimizin hastanedeki sorunlarını büyüklerimize ilettik. Sağ olsun onlar yerine getirmeye çalıştılar. İşte raporla alakalı olsun, sırayla alakalı olsun, engellilere öncelik verilmesini talep ettik. Sağ olsunlar onları yaptılar. Biz bu konuda gerçekten de bizimle beraber olan, özellikle 6 noktaya gönül vermiş büyük insanlara teşekkür ediyorum. Her gittiğimiz kapıdan boş çıkmamaya gayret ediyoruz.
Taleplerimiz genelde yerine geliyor. %80, %90. Gelmediği zaman da gene de teşekkür ederiz. İnşallah 2024 yılında o taleplerimizi gideriz. Bir de Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığı'nın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çatısı altında Erişebilir Komisyonu var. Bu Erişebilir Komisyonu'nda da iki dernek var. Bir Altı Nokta Körler Derneği, bir de Sakatlar Derneği var. Biz her erişebilir denetimine gittiğimizde bunları özellikle irdeliyoruz. Hani kamularda, şu anda kamular denetleniyor. Her hafta perşembeleri ya da çarşambaları denetimci arkadaşlarımız tarafından. En son giderildikten sonra biz gidip denetliyoruz oraları. Denetlediğimizde eğer olumluysa oraya erişebilir belgesi veriyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüzle beraber. Evet. Dönem dönem denetimler oluyor ama şu anda Afyonkarahisar'ımız şunu söyleyeyim ve üzülerek söylüyorum. Kütahya, şu anda Kütahya 81 il içerisinde erişebilir konusunda ilk 5'e geliyor. Ama biz şu anda 35'lerde, 36'larda yer alıyoruz. Neden biz de ilk 5'lerde yer almayalım? Peki bunun için neler yapabiliriz ilk 5'e girmek için? Bunun için kamu kuruluşların, öncelikle kamu kuruluşların erişebilir hale getirmeleri gerekiyor. İşte görme engelliler için sarı karavuz yol döşetmeleri gerekiyor. Camlara, kapı girişlerine, kamuların kapı girişlerine, camlarına az görenler için oraya kırmızı çizgi, sarı çizgiler yaptırmaları gerekiyor. Girişte hemen kapının sağında veya solunda, her ne doğrusu olsun önemli değil, veya sağ veya sol, Braille alfabesiyle haritalar çizmeleri gerekiyor. İşte birinci katta atıyorum lavabolar var, işte müdürün odası var gibi, bunların Braille alfabesiyle yazdırmaları gerekiyor. Ya da kapının girişinde sağda birini oturtturup, oraya özellikle bir tane görevli oturtturup, orada görevli gelen görme engelli veya işte ortopedi engelli veya yaşlı, onlara yardımcı olmaları gerekiyor. Evet. Bedensel engellere yönelik bir işte lavabonun düzenlenmesi, klozet belli bir seviyede olması gerekiyor. Bunların zaten seviyeleri yapılacak çizelgesi var. Aile ve Sosyal Bakanlığı tarafından yayınlandı. Her sene de yayınlanıyor. Kamu isteyen kamulara veriliyor. Yeter ki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden bunlar istensin. Onlar evet, yardımcı Bey, olacaktır. Yani. Bakıyoruz şu an saydığınız şeyler aslında çok zor şeyler değil. Çok tabii kısa sürede de yapılacak şeyler ve yani engellilerin hayatını, görme engellilerin hayatını çok kolaylaştıracak işlemler. Ve bunlar yapıldıktan sonra dediğiniz gibi ilk 5'i bırakın birinci sırada bile yer alırız. Yine tabii 2023 yılını değerlendirdiniz. Dolu dolu bir 2023 yılı geçirdiniz. Ben Gökhan aynı soruyu sana da yöneltmek istiyorum. 2023 yılını değerlendirecek olursan neler söylemek istersin? Özellikle Sayın Valimiz Doçent Doktor Kübra Güran Niyet başından basın kartını da aldın. Neler söyleyebilirsin bu durumla alakalı? 2023 yılı benim için çok güzel bir yıl oldu. Öncelikle Kanal 3 ailesine girdim. Kanal 3 ailesinde işe başladım. Yani basında olmak benim için çok güzel bir şey. Çünkü engelleri temsil edebiliyorsunuz. Neden engeller basında olmasın ki? Bence engeller bütün her yerde temsil edilmeli. Ve basın her şeyden önce gelir. Yani basında olmak benim için çok güzel bir şey. Ben tekrar buradan Sayın Ayşe'ye teşekkür etmek istiyorum. Sayın Ayşe Genel Müdürü Murat Akyol'a teşekkür etmek istiyorum. Sayın Kadir Sayın, Sayın Suat Sayın'a teşekkür etmek istiyorum. Ve bana her zaman destek olan Kanal 3 ailesi, mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Evet, yani bizler de teşekkür ediyoruz. Basın kartından bahsettik. Yine sol tarafında basın kartın duruyor. Bir basın kartına da bakabilir miyiz Gökhan? Tabii ki. Peki Gökhan, basın kartını aldığında neler hissettin? Basına hiç hayalini bile kurmuyordun. Aynen. Yani siyasete atılmayı düşünüyordun. Ama şu an basındasın ve basın kartını aldın. Valimizden aldın özellikle. Neler hissettin o basın kartını eline aldığında? Çok duygulandım öncelikle. Evet, bakalım yani, basın kartına da. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun valimden aldım. Afyon Valisi tarafından verildi basın kartım. Yani basında olmak çok güzel bir şey. Yani engellilerin sesi olmak çok güzel. Bizi Engelsiz Sayın programı olarak ben bütün engellileri temsil ediyorum. Engellilerin her yerde temsil edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
ve engellerin ne sorunu varsa, ne sıkıntısı varsa onları aşması için programında yer vererek yardımcı olmaya çalışıyorum. Tekrar dediğim gibi Sayın Ayşe'ye çok teşekkür ederim. Evet, Okan, biz de tebrik ediyoruz seni. Basın kartını da aldığın için yine güzel programlara imza attığın için. Yine Hakan Bey de seni teşekkür ediyor. Teşekkür Hakan ederim. Bey, bizim gururumuz artık Gökhan değil mi? Tabii. Aynen, gerçekten de öyle. Afyonkarahisar'da da ilk görme engelli basın editörü olarak ben tebrik ediyorum. Her zaman da inşallah engellerin sesi olacaksın. İnşallah Hakan Bey. Artık yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Son olarak neler söyleyebilirsiniz Hakan Bey? Ben öncelikle beni yetiştiren anneme, babama, aileme arkamda durduğu için çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz her erkeğin arkasında bir bayan yatar. Ben eşime her zaman destek olduğu için kızlarıma teşekkür ederim. Özellikle şu anda bizi izleyen, her zaman bana görme engelliliğimi hissettirmeyen çevre denetim birimi, temizlik işleri müdürümüz Nurullah Bey'e, çevre denetim birimimizdeki personelimize, her zaman yanımda duran onursal başkanımız, kulübümüzün onursal başkanı Kubla Yakın abimize de gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü biz toplumla iç içeyiz. Özellikle görme engelli bireyler eğer çalışıyorsa toplumu iç içe oluyor. Arkadaşları eğer saygılı, sevgi çerçevesinde davranıyorlarsa, inanın ben 5-6 senedir aynı birimde çalışıyorum. Bir günden bir güne görme engelliğimi hissetmedim. Hissettirmediler ve ben lavaboya giderken dahil ben baston kullanmıyorum. Bunun özel sebebi de arkadaşlarımdır. Evet. Aynı burada Gökhan kardeşimizin sizlerin aracılığıyla yardımcı olduğunuz gibi. Ama maalesef her görme engelli birey aynı olmuyor. Yani bazı kamu kuruluşlarında özellikle ben bunu devamlı irdeliyorum, telefon açıyorum, görüşmeye çalışıyorum ama bazı görme engellilerimiz ister istemez birim amirleriyle sıkıntılılar veya arkadaşları tarafından işte çok yalnızlaştırıyorlar. Ben buradan görme engelli bireyleri veya diğer engelli grup kardeşlerimize aynı şekilde kucaklamalarını, birebir paylaşmalarını, sevgi saygı çerçevesinde çalışmalarını özellikle rica ediyorum. Evet Hakan Bey, biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor. Tabii. Siz de dernek başkanı olarak görevinizi yürütüyorsunuz. Aynen. Derneği gerçekleştirmiş olduğunuz faaliyetlerden dolayı başta sizlere teşekkür ediyoruz. Rica Yine ederim. Az önce söylediğiniz gibi o gizli kahramanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Aynen. Gökhan, sana döneceğim. Sen son olarak neler söylemek istersin? Tabii. Ben biraz önce değinmek istediğim bir şeyi unuttum. Onunla izlenirsen değinmek isterim Duygu Hanım. Ankara Yeni Mahalle Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim aldım dedim. Ve ben Kanal 3'te programım için tekrar gittim. O benim için çok duygulandırıcı bir şeydi. Hocalarım çok mutlu oldu. Orada çalışan personeller çok mutlu oldu. Ve ben o kurumu tanıtabildiğim için çok mutlu oldum. Buradan izin almamda yardımcı olan kurumun eski müdürü Halil Yükselen hocama teşekkür ederim. Ve şu an çalışan bütün öğretmenlerime teşekkür ederim. Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin, özellikle Fethi Elenger hocamın ve ailesinin çok desteği oldu. Çok teşekkür ederim. Ayrıca Kanal 3 ailesi her zaman destek oldu. Çok teşekkür ederim. Bizi Engelsiz Sayı programını yapmamda destek olan genel yayın yönetmenimiz olsun, genel müdürümüz olsun, mesai arkadaşlarım olsun. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Kanal 3 ailesi. Evet bizi, Gökhan. Biz bize de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki seni tanıdık diyoruz. Programlarda da başarılarını diliyoruz tekrardan. Basın kartında hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz ediyorum. İçin. Çok sağ olun. Evet efendim, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldi. Yarın saatler onu gösterdiğinde görüşünceye dek mutlu kalın efendim. Keyifli bir kliple programımızı burada noktalıyoruz. İnsan kendinden kaçabilir mi? İçinden geçene karşı koyabilir mi? Açtın kapılarımı sonuna kadar durdum rüzgara karşı. Senin için sana doğru bu ne kadar yalnız.